Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. Mayoz ve eşeğiyle üreme ile ilgili testimiz diyor ki aşağıda bir canlıya ait yumurta ana hücresinin mayoz bölünme evresi şematize edilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi bakın burada bir ayrılma olayı var. Tamam ana faz evresi olduğu doğru ama ana faz 1 mi? Ana faz 2 mi? Arkadaşlar ana faz 1 de bakın şöyle çiftler halinde bir ayrılma görülür. Yani kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılmaz. Ama Burada kromatitler ayrılmış. O zaman bu nedir? Anafaz 2'dir. Diyor ki anafaz 2'dir doğru. Bölünme sonucunda 2 en eşittir 6 kromozomlu hücreler oluşur. Arkadaşlar e, mayoz bölünme sonucunda tamam 6 kromozom doğru ama 2 en değil en eşittir 6 kromozomlu. O yüzden bu yanlıştır. Bölünmesi verilen canlı 2 en eşittir 10 artı xx kromozom formülüne sahiptir. Şimdi burada kaç tane kromozom var? 6 tane. 2 ile çarp onu. Çünkü yarıya düştü ya mayoz 1'de. 2 ile çarptık 12. E, ee, yumurta olduğu için dişidir. O zaman 12'yi böldüğümüz zaman 10 artı x x şeklinde olur. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. İkinci soru. Aşağıdaki grafikte bir hücrenin bölünme sırasında DNA miktarındaki değişimi verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar DNA miktarının iki katına çıktığı evre interfaz evresidir. Sonra tekrardan eski haline döndüğü evre mayoz 1'dir. Sonra tekrardan yine yarıya düştüğü evrede mayoz 2'dir. Diyor ki mayoz bölünme geçiren bir hücreye aittir. Evet doğru. Çünkü mitoz olsaydı bakın şuradaki ikinci yarıya düşüş olmazdı. Sadece iki katına çıkar eski haline dönerdi. Ama mayoz bölünmede iki katına çıkıyor. Eski haline dönüyor ve bir kere daha yarıya düşüyor. O yüzden mayoz bölünme geçiren bir hücreye aittir. Doğru. Bir ve ikinci zamanlarda diyor DNA işlenmesi görülür diyor. Hayır arkadaşlar sadece birinci zamanda DNA işlenir. İkinci zamanda kardeş kromatitler ayrılır. Kardeş kromatitler mayoz 1'de değil mayoz 2'de ayrılır yanlış. Üçüncü zamanda diploid kromozomlu hücrelerden haploid kromozomlu hücreler oluşur. Yani diyor ki kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısının yarıya indiği evre mayoz 1 evresidir. O yüzden bu da yanlış kromozomlu sayısı, e, kromozom sayısı hem 2 hem de 3. zamanda yer yayınlar. Hayır arkadaşlar. Sadece 2. zamanda yer iniyor yanlıştır. Bize doğru olanı sorduğu için A şıkkı doğrudur. 3. soru. Mitoz ve mayoz bölünmede seçeneklerdeki ifadelerden hangisi ortaktır? Sadece diploid hücrelerde görülme bu mayoza aittir. Homolog kromozom mayoza ait gerçekleşen karyokinez ve sitokinez sayısı. Mitozda birer kere gerçekleşirken mayozda ikişer kere gerçekleşir. Bu da ortak değil. DNA işlenmesinin bir kez gerçekleşmesi. DNA nerede işleniyor? İnterfazda. Her ikisinde de interfaz olayı bir kere olur arkadaşlar. O yüzden bu ortaktır. Kardeş olmayan kromatitler arasında görülen parça değişimi yani crossing over'dan bahsediyor. Bu da mayozda görülen bir özelliktir. Ortak olan D şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda mayoz bölünme sonucu oluşan bazı yapılar verilmiştir diyor. Buna göre verilen yapılardan hangileri döllenme olmadan yeni birey oluşumuna katılabilir? Arkadaşlar bakın sperm döllenme olmadan yeni birey oluşuma katılamaz. Spor hücreleri katılabilir yumurta da katılabilir. Neden yumurtayı aldım? Çünkü partonogenezi hatırlayın. Partonogenezde dişi arıdan mayoz bölünme sonucunda yumurtalar oluşuyordu. Bu yumurtalardan bazıları bakın kraliçe arıdan oluşuyor. Bu yumurtalardan bazıları spermlerle, spermle döllenerek zigot oluşturuyor. Bazıları ise döllenmeden gelişerek erkek arılar oluşturuyor. O yüzden yumurta döllenme olmadan yeni birey oluşumuna katılabilir. Cevabımız D şıkkı 2 ve 3 olur. Beşinci soru aşağıda mayoz bölünme şematize edilmiştir diyor. E, kromozom sayılarının eşleştirmesini istiyor. Arkadaşlar şimdi bakın 1 ile 2 arasında DNA işlenmesi gerçekleşiyor. O yüzden 1 numarada da 2 endir, 2 numarada da 2 endir. Çünkü kromozom sayısı değişmez. Ama mayoz 1 de ne yapar? Yarıya düşer. O zaman 3 numarada endir. Mayoz 2 bölünmesinde de yine değişmediği için endir. Yani 2 en, 2 en, en, en şeklinde gidecek. Cevabımız C şıkkı olur. 6. soru. Krasnikov ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Homolog kromozomların kardeş kromatitler arasında görülen parça değişimidir. Hayır, kardeş kromatitler arasında olursa zaten değişen bir şey olmaz. Yani çeşitlilik olmaz. O yüzden bu yanlıştır. Her mayoz bölünmede mutlaka gerçekleşir. Hayır arkadaşlar, tamamen şansa bağlıdır. Kromozomlardaki gen sayısının değişimine sebep olur. Hayır, gen yapısının değişmesine sebep olur. Yanlıştır. Hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de görülür. Bu da yanlıştır. Sadece mayoz 1'de görülür. Bağlı genlerin arasındaki mesafe arttıkça crossing over ihtimali artar. Evet arkadaşlar. Uzaklık arttıkça parça değişimi ihtimali artıyor. Cevabımız eşit olur. 7. sorun. Partonogenezi şematize etmiş. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Şimdi erkek arılar ne yapıyor? Bakın kraliçe arının yumurtasından döllenmeden gelişiyor arkadaşlar. Diğerleri döllenerek. Bakın şunlar zigot, Kraliçe arı, işçi arı. Bunlar dişi arılardır. Dişi. Böyle yakınlaştırıyorum tabi her seferinde. Şöyle dişi arılardır. Sadece erkek arı erkektir. Diyor ki erkek arılar haploid, dişi arılar diploid kromozom sayısına sahiptir. Evet arkadaşlar doğru. Çünkü erkek arı direkt yumurtadan gelişten kromozomlu. Ama dişi arılar ne oldu? N artı N'den 2N oldu. Bir kovandaki tüm erkek arıların kalısal özellikleri aynıdır. İşte bu yanlış. Neden? Çünkü kraliçe arı yumurtayı ne ile oluşturuyor? Mayozla. Şimdi mayoz sonucunda oluşan yumurtaların her biri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla erkek arılar da bu yumurtalardan oluştuğu için erkek arıların kalıtsal özellikleri farklıdır arkadaşlar. Bu yanlış. İşçi arıların kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. Evet, döllenme sonucunda oluştuğu için birbirinden farklıdır arkadaşlar. Doğru. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? D şıkkı olur. 8. soru Mayoz 1 ve mayoz 2 diyor hangileri bakımından farklılık gösterir? DNA işlenmesi. Arkadaşlar mayoz 1'in öncesinde DNA işlenirken mayoz 2'nin öncesinde DNA işlenmiyor. O yüzden farklılık gösterir. Sentromer ayrılması. Mayoz 1'de sentromer ayrılması yoktur. Mayoz 2'de sentromer ayrılması vardır. Peki nedir sentromer? Kardeş kromatitleri birbirine bağlayan şu ortadaki bölgeye biz sentromer diyoruz. Kardeş kromatitler nerede ayrılıyor? mayoz 2'de. Dolayısıyla farklılık gösterir. Crossing over arkadaşlar mayoz 1'de görülürken mayoz 2'de görülmez. Farklılık gösterir. İpliklerin oluşması her ikisinde de iplik oluşur. Bu farklılık göstermez. Cevabımız 1, 2, 3 değişik olur. Dokuzuncu soru. Bakteri ve paramesyum konjugasyonunda diyor hangileri ortak olarak gerçekleşir? Plazmit aktarımı. Arkadaşlar plazmit bakteride vardır. Paramesyumda yok. Birey sayısı artışı bakteride sadece çeşitlilik olur. Birey sayısı artmaz. Ama permesyumda arkadaşlar birey sayısı artar. O yüzden bu ortak değildir. Varyasyonların yani çeşitliliğin ortaya çıkması bu arkadaşlar her ikisinin içinde ortaktır. Cevabımız C şıkkı olur. 10. soru. Aşağıda diyor iki hücreye ait bölünme evreleri verilmiştir diyor. Buna göre X ve Y ile ilgili olarak. Arkadaşlar bakın Birinde çiftler halinde gitmiş yani kromatit ayrılması değil. Sadece kromozom ayrılması görmüş. Homolo kromozomlar ayrılmış. O zaman bu anafaz bir evresidir. Bu da anafaz iki evresidir. Diyor ki aynı hücrenin mayoz bölünmesine ait olabilir. Evet bakın burada kromozom sayısı 6 iken burada 3'e düşmüş olabilir. Bu doğrudur. Y hücresinin bölünmesi ile 4 yeni hücre oluşur demiş. Evet arkadaşlar. E, bir dakika sadece y bölünüyorsa iki tane buradan başka bir hücre daha bölününce iki doğrudan oluşuyor toplam dört tane oluyor direkt y'nin bölünmesiyle olmaz bu yanlıştır x hücresinin bölünmesi tamamlandığında diploid y hücresinin bölünmesi tamamlandığında haploid hücreler oluşur hayır arkadaşlar x hücresinin bölünmesi tamamlandığında haploid hücreler oluşur bakın bu ikincisi doğru ama şuradaki diploid değil haploid olması lazım yani N kromozomlu oluşacak. O yüzden yanlıştır. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız D şıkkı 2 ve 3 olur. 11. soru. Canlılarda görülen eşeğli üreme ile ilgili diyor. Hangileri yanlıştır? Mayoz bölünme ve döllenme türün kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Evet. Mayoz da yarıya düşüyor. Döllenme ile tekrardan eski haline geliyor. O yüzden kromozom sayısı sabit kalıyor. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen crossing over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması kalıtsal çeşitliliğin artmasını sağlarken döllenme olayının kalıtsal çeşitliliğe etkisi yoktur. Bu da yanlıştır bakın. Şuraya kadar doğru. İkisi kalıtsal çeşitliliğin artmasını sağlıyor ama döllenme de kalıtsal çeşitliliği sağlıyor arkadaşlar. O yüzden yanlıştır. Eşeyli üremede mutlaka mayoz bölünme ve döllenme gerçekleşir demiş. E, mesela konjugasyon da arkadaşlar bir eşeyli üreme şeklidir. Mayoz bölünme yok mesela konjugasyon olayında parça değişimi var. O yüzden yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Şöyle küçültelim. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı olur. 12. soru. Arılarda sperm oluşumu sırasında meydana gelen mutasyonun yeni oluşacak bireylerinin hangilerinde görülme olasılığı vardır? Bakın sperm kimin oluşumuna katılıyor? İşçi arıların ve kraliçe arının. O zaman kraliçe arı ve işçi arıda görülme olasılığı vardır. Cevabımız E şıkkı olur. Çünkü erkek arı neyden oluşuyor? döllenmemiş yumurtadan oluşuyor sadece. Sperm katılmıyor. O yüzden cevabımız 2 ve 3 E şıkkı oldu. Evet böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.